Merhaba arkadaşlar, Lamam'la bir videoda daha beraberiz. Benim adım Emre. Ben de Kenan. Şimdi, gördüğünüz üzere daha farklı bir şey yapıyoruz. Hani Hunger Games falan filan değil bu. Ya da herhangi bir oyun değil. Şu an change.org'dayız. Hani bildiğiniz üzere insanlar bir şeyi beğenmediğinde, bir haksızlık olduğunda burada kampanya başlatıp imza topluyorlar. Böyle bir kampanya olduğunu öğrendik. Kampanyayı anlatmak gerekirse, hani niye bu adamlar böyle yakınıyor diyorsanız, şöyle yakın zamanda Steam Türk lirasına geçti. İlk gün her şey normaldi, hatta fiyatlar ucuzladı falan, hani millet Evet, sevindi. herkes mutlu oldu. Sonra hani fiyatları bir tekrar düzenlediler. O tekrar düzenlemede fiyatlar bizim yurt dışına göre de pahalı oldu. Yani eski haline göre de pahalı oldu. Evet. Ya mesela hani küçük indie böyle 5-10 liralık oyunlar, evet yine ucuz gibi. Ama hani atıyorum Büyük oyunlar ne zaten pahalı. çoğu kişinin oynamak isteyeceği, atıyorum işte Civilization falan filan, acayip fiyatlara uçtu. Hani mesela şurada bir örnek vardı ki doğru, ben de almak istiyordum aslında o oyunu. Şimdi 50 dolardı bu oyun. Hangi oyun için yazıyor? Civilization Civilization. Beyond 4. Şimdi 112 liraya 112 tekabül ediyor. Liraya geliyor. Bu çok mutluluk verici bir şey. Hani kura göre normalden daha iyi. Bu Ama öyle iyiydi ilk gün değil mi? Şimdi yani 112 lira olması lazım. 70 liraydı ilk şey olduğunda. Acayip bir şey. 70 liraya mı çıkmış, düşmüştü ilk? Yani çünkü hani 1,5'tan falan hesaplamışlardı. 70 lira gibi bir şey oluyordu. Ve şu an 170 lira. Şu an 170 lira. Şimdi Hani 170 lira 75 dolar yapıyor. Oyunun normal fiyatı 50 dolar. Hani oyun zaten 50 dolarken, tam kura göre mesela 50 doları kura doğru direkt çevir. Onu anlarım hani. Hani kura göre çevir. Tam kurdan ucuz olması da iyi bir şey yani bizim için, ama hani ucuz olmasını beklemek hani bir hayal gibi bir şey de. Hani kura göre çevirmeyip daha yüksek bir fiyattan çevirmeyi ben anlayamadım. Mesela şu an Google'dan baktım. 50 Amerikan doları 111,76 lira. Evet. Normalde 50 dolarlık bir oyunun şu fiyatta olması lazım eğer geçildiyse TL'ye. Hani dolarken laf etmiyorduk çünkü zaten herkes dolar kullanıyor. Hani bir sürü ülke. Euro muro hariç, Avrupa Evet. ülkeleri hariç. Hani 112 liraya da bir şey demezdim. Çünkü 50 dolar 112 lira Aynen, yapıyormuş. eşit aynı şey denk geldi ama 170 Ama lira. 170 liraya laf ederiz abi. Şimdi sen bize önceden verdiğin hizmeti zaten yapıyordun. İnsanlar satın da alıyordu. Şimdi niye böyle bir şey oluyor hani? Saçma sapan bir şey. 75 dolardan ben bunu almak istemiyorum. Hani Steam benim için çok güzel bir şeydi. Artık korsan şeyden uzaklaşmasına yarıyor insanların. Çünkü kabul edelim, hepimiz küçükken veya hala korsan oyun kullandık. Çünkü Evet. Türkiye'de bu çok normal bir şeydi. Ben PlayStation 2'de orijinal oyunum olup olmadığından emin değilim. Hani o zamanlar herkes korsandı. Hani çip taktırmak diye bir şey var. Aynen. Sonra Steam'de, bilgisayarda orijinal alabilir hale geldik. O durumu olanlar alabiliyordu. Çünkü dışarıdaki yere göre gene daha ucuzdu Ha, Steam evet yani. yani. Şimdi bir Mağazadan farkı alacağından daha ucuzdu. Şimdi büyüle olursa bir farkı kalmayacak. ben mağazadan da alırım ki o zaman. En azından elimde CD'si olur yani. Ya mağazadan alırsın, hem de hani böyle DNR değil de hani böyle daha ucuz. Beşiktaş'ta hani orijinal satan abilerimiz var. Hani böyle büyük market, oyun marketleri olmasalar da daha ucuza orijinal oyun satıyorlar hani. Evet. Mesela Giderim o zaman, oradan alırım. Steam'in şu an komple Türkiye'de kendini bitirmesi demek. Hani zaten gerek yoktu TL'ye geçmesine. Yani Ben zaten kimsenin mutsuz olduğunu sanmıyorum dolar yüzünden. Ve şöyle bir şey var. Bunu yapmasındaki sebebi anlayayım. Hani Türkiye'nin ekonomisi hani çok iyi durumda, hani böyle maaşlar çok yüksek de dolar Yani bazında sanki hani. eski Türkiye'ye göre daha iyi bir durumda olabilir istatistiki olarak. Ama Steam'in Ya. olduğu diğer gelişmiş, hani birinci dünya ülkesi denilen ülkelere göre daha aşağı bir durumdayız. Yani böyle bir durumdayken, ekonomimiz daha da kötüyken onlara göre hani fiyatları dolar bazından daha yükseğe çekmek Hani çok dolarla saçma. eşitlese tamam. Hakkıdır yani. Hani TL olsun ama dolarla aynı diğerde yapalım falan filan. Normal. Ha bir de bak burada şey diyor. Rusya'da biliyorsunuzdur, Ruslardan bütün oyunları ucuza satın alabiliyorsunuz. CDK'lerini. Şimdi
Bu Rusya nasıl ucuza alıyor? Çünkü Ruslara özel daha ucuza satılıyor şeyde, Steam'de. Ya da başka ülkeleri de örnek vermiş. Arjantin, Arjantin, Meksika gibi. Meksika. Hani Yani Türkiye'de neyse sen söyle. bu ülkelerde daha ucuza satabiliyorsun ki Türkiye'nin ekonomik durumunun Rusya'dan daha iyi olduğunu sanmıyorum ben. Değil de yani. Daha ne diyeyim ki? Niye bizde 75 dolar oluyor 50 dolarlık oyun? Ya bizde hani 50 dolar da değil hatta yani bize de indirim uygulanması lazım bence. Hani bu kişisel görüşüm sadece. Hani o kişisel On... görüş denilebilir ama hani indirim yapmasa bile eşit tutması lazım abi. Hani Niye hani düz niye mantık olmak? bu ya. Daha pahalı yapması ne diyeyim? Zaten hani çoğu şeyde kazıklanıyoruz hani bu vatanda. Yani bari oyunlarda kazıklanmayalım. Hani biz zevkimiz bu vardı. Yani. Ayrıca bak çok güzel bir örnek vermiş bunu yazan arkadaş. Riot Games'e örnek vermiş. Evet, o Ki örneği sevdim. tamamıyla haklı çünkü o kadar çok para kazandılar ki Türkiye'den. Hani Adamlar Türkiye ofisini açtı ve Türkiye fiyatları da server'ı Türkiye'ye göre açtı. ayarladı. Türkiye ofisi Heh. açtı. Fiyatları da Türkiye'ye göre. TL'ye geçti. Bütün Türk işte bu X Game falan filan o şirketler var ya Game Sultan Evet, falan. evet. Onlarla çalışmaya başladılar. Turnuvalar düzenlediler. Hani Türkiye'de en çok kazanan oyun şirketi Riot'tur. Çünkü kendini Türkiye'ye Hırsız göre aralı ayarladı. haricinde. Hı, evet. Yani. Durum budur yani arkadaşlar. Yani bizim istediğimiz hani bu change.org'a girip bu kampanyaya destekleyebilirsiniz. Yani imzalayabilirsiniz. Zaten direkt Facebook üzerinden giriş yapabiliyorsunuz. Facebook Kayıt olma gerek istemezseniz yok. de şuradan şöyle Emre Öztürk Yani e-mail'e kayıt hamamcı olmak diyeyim. aynen kayıt olmak da çok zor değil. Onun dışında hani istediğimiz bir başka şey daha var. Hani diğer bu videoyu izleyen başka YouTuber arkadaşlarımız varsa hani onların da bunu paylaşmasını istiyoruz. Hani ya da bu tarzda bir video çekmelerini. Çünkü hani bunu yaymak lazım bence. Çünkü çok Yani. fazla insan şu an çok fazla insana ulaşmamış aslında. Çünkü hepimiz etkileyen bir şey. Yani bilgisayarda oyun oynayan hemen hemen herkes etkiliyor. Çünkü hemen hemen herkes Steam kullanıyor bilgisayarda oyun oynayan. Ya bak ne diyor? Ben 170 arkadaşımla paylaşsam ki şu an çok daha Yani. fazla insanla paylaştık. 10 Onlar da bin. 170 kişiyle paylaşsa 10 bin kişiye ulaşırız diyor. Yaklaşık. Yani beraberliğin gücü işte abi. Bak 8 bin imza daha gerekiyor. Bunun sonucunda başarılı olur muyuz bilmiyorum. Ama bence tepki göstermemiz kesinlikle gerekiyor. Evet, umarım destek olursunuz arkadaşlar. Destek olacağınıza da inanıyorum. Burada hepimizin iyiliği için bir şey yapıyoruz. Öyle küslük gücenmek olmasın. Lütfen herkese söyleyin bunu hani arkadaşınıza, annenize, babanıza, köpeğinize. Herkes imzalasın bunu. Hani sorun çözülür mü bilmiyorum ama elimizden gelen bu şu an. Yapabileceğimiz daha iyisi yok şu anlık. İzlediğiniz ve kampanyaya inşallah katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.